Bir sorumluluk alanı Türkiye olduğu için, Arçelik'te, Beko'da, diğer markalarımızda, Türkiye genelinde oldukça yaygın bir ağ sahibi olduğu için Türkiye'nin hemen hemen her yerine uçuyoruz. Ve sıklık haftada birkaç defa uçuyoruz ortalama. Hatta arka arkaya her gün başka bir rotaya uçtuğumda oluyor. Aynı gün 3 şehirde birden de seyahatle uçuşta bile yaptığımız oldu hakikaten. Ben Anadolu yakasında Erenköy'de oturuyorum. Dolayısıyla hem ulaşımı çok daha kolay. Tabii Gökşen Havaalanı'nın rahatlığı, konforu, yeni olması benim daha çok tercih etmeme de sebep oluyor. Trafik açısından Anadolu yakasının avantajları da ayrı tabii ki. Günümüzde en önemli konu zaman. Zamanla yarışırken de bize bu fırsatı sağlıyor. Ben İstanbul'da fazlasıyla kullanıyorum toplu taşımayı. Buraya da yakında metronun açılacağını bilmek, direkt havaalanının içine geleceğini bilmek ki bizim ofisimiz Kadıköy'de. Tam merkezdeki metro hattını kullanarak buraya gelmek hayalimiz. İş seyahatleri için bizim kurtarıcımız olacak. Bekliyoruz burada. Şimdi havaalanları Sabiha Gökçen de başta olmak üzere bizim insan trafiğinin çok yoğun olduğu yerler. Reklam ve iletişim alanı olarak markalarımızın değerlerini, mesajlarını müşterimize ulaştırmak bizim için son derece önemli. Havaalanında vakit geçirmeyi severim. Neden severim? Çünkü bizi gitmek istediğimiz yere ulaştırmakta büyük kolaylık sağlıyor. Mesela Sabiha Gökçen Havaalanı'nda bazı giriş çıkışlardaki yoğunluk trafiği artık gide gele çok sık kullana nerenin daha fazla yoğun, nerenin hangi saatte daha tenha, daha sakin girişler için mesela aşağıda otopark katından girdiğinde üst kata göre çok daha kolay giriş yapılabiliyor. Buradaki sıraya göre nispeten en az 4-5 kat daha az insan trafiği, hatta çoğu zaman sabah erken uçuşlarımızda hiç kimse de olmuyor. Yani direkt sanki fast track gibi geçiş imkanı olabiliyor. İnsan nasıl evindeki bütün kolaylıkları ya da iş yerindeki, ofisteki kolaylıkları artık alışkanlık haline getirir. Sürekli kullanmamızdan dolayı bu havaalanındaki kolaylıkları da öğrenmiş oluyoruz. İlk uçak yolculuğum Adana'dan İstanbul'aydı. İş için değil tabii, ailemle beraber gelmiştik buraya bu uçakla. Benim için çok heyecanlıydı tabii ki. İleride ne olacağım sorusundaki ilk birkaç cevaptan biridir. Pilot olacağım. Benim de alternatif tercihlerimden bir tanesiydi tabii ki pilot olmak. Hatta hava harbi okuluna girmeyi çok istemiştim ben üniversite sınavlarında. İşte farklı sağlık, göz vesaire sebeplerden dolayı olmamıştı. Şimdi bir burukluktur açıkçası. İlk Adana'dan İstanbul'a gelmiştim. Çok heyecanlıydı. Yani nasıl böyle bir büyüklük havalanabiliyor? Bir Luna Park'ta heyecan olur ya, böyle insan kalbinden, yüreğinden böyle bir parça yerde kalır. O hissiyatı yaşamıştım açıkçası.